Meydanına inip türbeye doğru yürüyüşe katılırlarsa çok memnun oluruz. Teşekkürler. Sayın Harun Reşit Han teşrif etmişlerdir. Alkışlarla hoş geldiniz diyoruz. Güzellerin zülfü destedir deste, erenler hak için oturmuş postalı, oturmuş postalı. Bir zaman sağ gezdim, bir zaman hasta. Hasta halin nedir, der bulamadım. Bir zaman sağ gezdim, bir zaman hasta. Hasta halin nedir, der bulamadım. Gene mihman gördüm, gönlüm şad oldu. Mihman canlar bize, sefa geldiniz. Gitti kış ayları, bahar yaz oldu. Mihman canlar bize, sefa geldiniz. Gitti yoldaşlarım, kaldım yalınız. Bahçede açılır gonca gülünüz. Bal muhabbetiniz, tatlı diliniz. Mihman canlar bize, sefa geldiniz. Tuttuğumuz bir gerçeğin elidir. Serçeşmemiz Hacı Bektaş velidir. Gittiğimiz erenlerin yoludur. Mihman canlar bize, sefa geldiniz. Sayın Valim, değerli canlar, Kaya Belenimize 27. Hamza Şeyh Dede'yi anma ve Hıdır Elles Kültür Bahar Bayramımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Sağ olun, var olun. Sizlerle en son festival coşkumuzu 2022 yılında yaşamıştık. Geçen yılda tam festival hazırlıklarına başlamıştık, girişmiştik ki ne yazık ki Kahramanmaraş'tan gelen o acı haber elbette herkes gibi bizlerin de yüreğini yaktı, ciğerimizi dağladı. 6 Şubat ve devamında meydana gelen
Ne yazık ki tarihimizin en acı günlerini bize yaşatan deprem felaketi nedeniyle geçen yıl bir festival yapmak açıkçası içimizden gelmedi. Bir yıl ara verelim istedik. Bir kez daha bu vesileyle depremlerde yitirdiğimiz tüm canları saygıyla anıyoruz. Alkışlarınız ruhlarına bir dua olsun efendim. Ruhları şad olsun. Ama şimdi artık umutları tazelemenin, fidanları yeşertmenin hem de geçen yıl festivalimizde yaşayamadığımız Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu da bir kez daha bugün yaşama zamanı. Bunun için dolu dolu bir programla bugün sizlerleyiz. Heyecanımıza, coşkumuza ortak olduğunuz için de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mutlu ettiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 27. Hamza Şeyh Dede'yi anma ve Hıdır Ellez Kültür Bahar Bayramı'nda ilk olarak sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, 100 yıllık Çınar Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve korunmasında canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Etkinliğimizde, afişlerde, tanıtımlarda gördüğünüz gibi her yıl bir ana tema belirliyor ve tanıtımlarımızı bu temayla gerçekleştiriyoruz. Bu yılki temamız da Cumhuriyetimizin 100. yılı olması nedeniyle Büyük Atatürk'ün Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister sözü oldu. Büyük şair Tevfik Fikret der ki, kimseden bir fayda ummam ben, dilenmem kol kanat. Kendi boşluk, kendi gök kubbemde, kendim gezginim. Bir eğik baş, bir boyunduruktan ağırdır boynuma. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim. İşte gençlik yıllarında çok sevdiği şairin sözlerini kendine şiar edinen büyük kurtarıcı Atatürk de, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetişsin. Ulusumuz kendi öz vatanında kendi kendini idare etsin. Hiçbir zümrenin, hiçbir ailenin, hiçbir dış müdahalenin boyunduruğu altına girmesin diye 100 yıl önce kurdu Cumhuriyeti. Ne mutlu kıymetini bilenlere, ne mutlu Cumhuriyet'in aydınlığından gidenlere. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. Dile kolay, dile kolay canlar. Bugün 27. kez soframızda lokmamızı bölüşüyoruz. İlk olarak 1993 yılında yine bir Mayıs gününde çıkmıştık yola. İlk yıllarda şartlar zordu, imkanlar kısıtlıydı. Yine de kaya belendiler. Şartlar ne olursa olsun festivallerine sahip çıktı. Lokmasını bölüşmeyi ihmal etmedi mihman canlarla. Bu festival kadın, erkek, genç, yaşlı hepimizin
hep halkın festivali oldu bugüne kadar. Olmayı da sürdürecek bundan sonra yıllar boyunca da. Aşk olsun muhabbet deminden içenlere, rahmet olsun bu dünyadan konup göçenlere. Nice güzel canlar geldi geçti bu sahneden. Festivalimizi bugünlere getiren, başta hakka yürüyen tüm canlara, köy muhtarlarımıza, dernek başkanlarımıza, belediye başkanımız 1999-2011 arası belediye bünyesinde düzenlendiği için rahmetli Selahattin Aydoğan'a ve kısacası bir çivi, bir çöp dahi katkısı olan her cana bir kez daha rahmet diliyoruz. Ruhları şad, devirleri daim olsun efendim. Evet değerli canlar. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin de dediği gibi, oturursan saygıyla otur, konuşursan hikmetle konuş ve ayağa kalkarsan da hizmet için kalk. Şimdi hizmet için ayağa kalkan ve görevi zor zamanlarda alıp bugünlere getiren ve bu güzel ortamın oluşmasında en çok emeği geçenlerden birini, konuşmasını yapmak üzere kuvvetli alkışlarınızla Kaya Belen Folklor Araştırma Derneği Başkanı Özgür Oğuz'u sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Valim, kıymetli hazirun, sevgili misafirlerimiz ve Kaya Belenli tüm canlarımız, 27. Hamza Şeyh dediği anma Hıdır Ellez Kültür Bahar Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir kültür yolculuğu sürüyor, sürmeye de devam edecek. 1993'te büyüklerimizden, abilerimizden, amcalarımızdan aldığımız bu görevi, bu hizmeti, bu bayrağı yeni yıllara, önümüzdeki dönemlere de taşıyacağız. Ama kendi adıma mutlu olduğum bir şey var. Cumhuriyet'in 100. yılına, Büyük Taarruz'un 100. yılına rastlayan festivallerde benim dönemime rastladı. Bu benim için ayrıca gurur verici bir durum. Buyurun açılar, öncelikle şunu söyleyelim. Cumhuriyet. En önemli, sahip çıkılması gereken, hepimizin sarılması, hepimizin güçlendirmesi, büyütmesi gereken en büyük değer. Ve bu değeri ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşları ve o dönemde canını dişine takmış, canını vermiş tüm canlarımıza da, tüm halkımıza da sonsuz minnet duyduğumuzu ve ruhlarının şad olmasını, devirlerin daim olmasını dilediğimi burada hepinizin huzurunda derneğimizin adına da söylüyoruz. Biz bu festivali yaparken, başlarken biz biraz küçüktük. Bir kültür yolculuğunun yanında örfümüzün, annemizin, törelerimizin devamı, bunun süre gelmesi, genç kuşaklara aktarılmasını düşünerek yola çıkıldı. Ve biz de bu süreci bu şekilde değerlendirerek devam ettiriyoruz. Elbette eksiğimiz oldu, elbette katkı istedik ve bu konuda 27.'ye geldik. 27. festivalimizle ilgili olarak öncelikle şunu söyleyelim ve bütün canlarımız da bunu bilsin. Başta Sayın Valimiz Kaymakamımızın katkılarıyla şu kaymakamlığının desteği bu festivalde çok büyük bir desteği oldu. Kendilerine özellikle bu konuda teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde Afyonkarahisar Belediye'mizin bir desteği oldu. Şu anda kendileri burada değil ama gıyabında onlara teşekkür ediyoruz. Bu zor süreçler, hazırlık süreçleri, festival planlama süreçlerinde gerçekten zor geçiyor. Ülkemizin yaşadığı koşullar ortada, ekonomik koşullarımız ortada. Ve tüm canlarımız gerçekten sofrasından keserek katkı sunuyor. Dolayısıyla katkı sunan, bağış yapan, adak ve kurban bağışlayan tüm canlarımızın katkılarına hak kabul eylesin. Bununla beraber bu hazırlanışta özellikle bir iki arkadaşımıza teşekkür etmem gerekiyor. Bunlar özellikle Sezer Kaya, Samet Atmaca, Hamza Öztürk, Halil İbrahim Çelik, Nadire Kocaan, Gülcan Soydur. Bu arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler, emeklerine sağlık.
Ben sözü uzatmıyorum. Festivalimiz hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Her ortamı bize sunduğu ön ayak olduğu için. Değerli canlar, bildiğiniz gibi ayrıca yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Büyük Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü unutmayalım. O sözde gençliğini vatan savunmasında, vatanın kurtarılması için harcamış bir liderin, kurduğu ülkenin yükselmesi ve kalkınması için gençlere duyduğu güven ve tabii bir de yüklediği sorumluluklar var elbette. Bu sorumlulukların üstesinden gelmek için gereken gücü de, gençliğe hitap ede Atatürk hepimizin bildiği şu sözlerle ifade ediyor. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. İşte köyümüzden bir gencimiz de bu sorumluluk duygusuyla hareket etti. Hizmet için ayağa kalkarak 31 Mart seçimlerinde aday oldu ve köyümüzün de güvenini alarak Kayabelen Köyü muhtarlığına seçildi. Şimdi bu gencimizi, bu kardeşimizi Kayabelen Köyü muhtarı Sayın Kurtuluş Şencan'ı öncelikle kutluyor ve konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Muhtarım. Hayırlı olsun, başarılar diliyoruz. Sayın Valim, değerli protokol, değerli misafirler ve sevgili Kayabelen halkı. Bu yıl 27.si düzenlenen Hamza Şehit Dediği Anma, Gıdır Ellez Kültür ve Bahar Bayramı'na Kayabelen Muhtarlığı adına hepinize hoş geldin diyorum, saygılarımı sunuyorum. 31 Mart 2024 günü yapılan seçimlerde ben ve ekibimi köyünüze hizmet etmek için görev yetiren değerli Kayabelen halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Oylarınızla emanet ettiğiniz bu önemli görevi canla başla yerine getirmek için yerine getirmek boynumuzun borcudur. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda köyümüzün adına uluslararası çapta duyuran bu etkinliğe Kayabelen Muhtarlığı olarak her daim desteğim olacağını, elimden geleni yapacağımıza bir kez daha bilmenizi isterim. Zor şartlar altında 1993 yılında başlayan, bugün çeyrek asırı devren festivalimizin bugünlere kadar gelmesinde emek veren tüm canlara enişten dileklerine teşekkür ederim. Bu yıl 27.si yapılan festivalimiz sadece köyümüzün değil, ilçemizin ve hatta ilimizin bile tanıtımı adına çok önemlidir. O nedenle de festivale sahip çıkmak her zamandan daha önemli. Maddi ve manevi desteğinizi esirgememek gerekir. Bu düşünceyle festivalimize maddi, manevi katkılarıyla destek veren herkese, bugün de buraya gelerek bizlere mihman olan değerli canlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Kayabelen'de güzelliklerle dolu bir gün geçirmenizi dileyerek saygıyla selamlıyorum. Sayın muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha başarılar diliyoruz. Efendim, yöremiz insanı her daim yöneticilerinin halkla iç içe olanını çok sevmiş. Onlar başka yerlere tayin olsa bile gönlünde hep yaşatmayı bilmiştir. Ne mutlu ki böyle yöneticilerin varlığı konusunda da şanslı bir yöreyiz. Hem Afyonkarahisar hem de Şuhut olarak. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. İşte halkla iç içe olmayı, samimi ve sıcak ilişkiler kurmayı seven bir devlet adamını, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Vekili ve Şuhut Kaymakamımız Sayın Harun Reşit Han'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Valim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
kıymetli Kayabelenli hemşehrilerim, köyümüze dışarıdan gelen vatandaşlarımız, 27. Hamza Şeyh Dede Anma Programı ve Hıdır Ellez Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böyle sıcak, güzel bir şuhut gününde mükemmel bir kalabalıkla çocuklar, kadınlar, erkekler şu pamuk şekerciyi bile görünce çok mutlu oldum. Harika bir ortam var burada. Hakikaten çok duygulandım, çok mutlu oldum. Hepinizin eline, ayağına sağlık, emeği geçen herkesin, özellikle Özgür Başkanımızın, Kurtuluş Muhtarımızın emeklerine sağlık. Çok güzel bir program ayarladılar. Biz de kaymakamlık olarak elimizden geldiğince programa desteği sağlamaya çalıştık. İnşallah bu program yıllarca ilelebet kıyamete kadar devam eder. 27 senedir bu programın devam etmesi beni çok mutlu etti. Zaten Kayabelenimizin, şuhutumuzun, insanlığın birlikteliği bizi her yerde gururlandırıyor, mutlu ediyor. Burası Cumhuriyet'in, milli mücadelenin kazanıldığı topraklar. Zaferin ilçesiyiz. O yüzden bütün insanımıza, köylerimizdeki, ilçemizdeki insanımıza, atalarının, ecdadının bu zafer mücadelesi, geçmişteki verdikleri zafer mücadelesi üzerlerine sinmiş, sirayet etmiş. Ataları gibi şu anda halkımız kutlu bir halk. Burada görev yapmaktan, sizlere hizmet etmekten ben son derece gururluyum. İnşallah elimizden geldiğince destek vermeye de çalışıyoruz sizlere. Malumunuz Hatay depremi oldu. Depremde 70 gün ben görev yaptım birinci günden itibaren. Orada şuhut insanının yaptığı katkıları asla unutmayacağım. Hatay'da biz çalışırken, depremdeyken şuhuttan günlük araba geldi, ekipler geldi. Araba geldi, ekipler geldi sürekli. Bu benim için çok gurur verici bir andı. Allah sizlerden razı olsun. Birliğimizi, dirliğimizi hiç bozmasın inşallah. Festival çok güzel, içeriğini çok beğendim. Tam benim aslında kafada bir festival. Ben de çünkü naçizane, amatör de olsa bağlama çalıyorum. Kendi çapımda türkü söylemeye çalışıyorum. Şimdi başkanımız bir türkü de siz çalın da dinleyelim dedi ama bu heyecandan bu kalabalığın önünde çalamam ben. O yüzden programı bozmayalım. Belki çalarlarsa bir türkünün bir tanesine eşlik ederim ama söylerim ben de beraber. Bir tane teyzemiz var, çok çok gür sesi çünkü o teyze kim onu merak ettim. Helal olsun sana teyzem be, maşallah sana. Allah sana sağlık sıhhat versin. Maşallah size. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Uzaktan gelen tüm vatandaşlarımızın ayaklarına sağlık. Festivaliniz, gününüz inşallah güzel geçer. Bu programın yapılmasında, 27 senedir bu programın buralara gelmesinde emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza, eski belediye başkanlarımıza, köy muhtarlarımıza, dernek muhtarlarımıza, Kayabelen halkından emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vefat edenlere Allah rahmet etsin diyorum. Bu toprakları bize bıraktıkları için, bu ortamı şu an yaşayabilme imkanı bize verdikleri için de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete göçmüş olan tüm şehitlerimiz ve yaşayan tüm gazilerimize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah vefat edenlere de rahmet etsin. Festivalimiz, günümüz inşallah kutlu, bereketli olsun. Selam ve saygılarımı sunuyorum sizlere. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Yeniden uğurlamadan önce günün anısına çiçeğini takdim etmek üzere dernek başkanımız Özgür Oğuz'u davet ediyorum. Şimdi biraz sonra.
Çok teşekkürler Sayın Valim, Sayın Başkanım. Alkışlarla yerini alıyoruz. Evet sevgili canlar, bugün hem Hamza Şeyh Dede'yi anıyoruz, hem de Hıdır Ellez'i, baharın gelişini, bolluğun ve bereketin haberini kutluyoruz. Ve tabii bunu lokmamızı bölüşerek yapıyoruz. Elbette burada olmamızda maksat karnı değil, gönlü doyurmak. Yine de her ikisi de doysun diye geleneksel pilavımızı sizle paylaşmadan önce dualamak üzere dedemizi ve canları sahneye alıyoruz efendim. Cenab-ı Allah Ali İbrahim bereketi veren üçler, beşler, yediler, kırklar, şahinler, rahmetlerinden ayırmaya Hamza Şehit'ten nimetini üzerimize nasip eyle gerçeğe öğ. Karıştı. Bravo, karıştı. Lokmamıza maddi manevi destekleriyle katkı sunan, hazırlayan, pişiren, dağıtan, yiyen bütün eller dert görmesin, hizmetler hak katında kabul ve makbul olsun aşk ile. Değerli canlar, aramızda çok değerli konuklarımız, mihmanlarımız da var. Şuhut Belediye Başkan Vekili Sayın Mehmet Sarıtepe, Milliyetçi Hareket Partisi Şuhut İlçe Başkanı Sayın Ali Durmaz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, sağ olun, var olun. Lokmasın yiye yiye, biz bu ceme geldik niye, Allah Allah diye diye, bakın semaha dönelim diyordu Neşet Usta. Alevi Bektaşi inancının en önemli unsurlarından biridir semah, 12 hizmetten biridir. Semah müzik eşliğinde dönülür fakat semah bir dans değildir. Semah hakka yaklaşmaktır. Semah insanın maneviyatıyla yüzleşmesi ve maddi dünyadan uzaklaşmasıdır. O yüzden de semahlar hak için ola, seyir için olmaya denir. Şimdi huzurlarınızda Kayabelen Köyü semah ekibimiz, lütfen semahlarımızı alkışlamayalım. Huşu içinde manevi ruhlar, manevi duygular içerisinde takip edelim. Semahımızı sahneye alıyoruz ekibimizi. Thank you.
muhabbet edelim. Gül ağacı, gül ağacı, gül ruhun ağacı. Ak erenler ve bacı sama baksın. Döksün günahını şahım sema eylesin. Dün günah verdim sema eylesin. Durmanın kanadı beyaz, durmanın kanadı beyaz. Geceler gündüzden ayrılmaz. Geceler gündüzden ayaz. Edelim haka bir niyaz. Edelim şaha bir niyaz. Bakın dostlar görün. Bakın dostlar salınır mı? Ta ezele ezel gelenler vaktini daim kılanlar. Parmağı thank you.
Söz bizden, nutuk evliyayı pirden. Kem bizden, kerem erenlerden. Eksik bizden, tamam erenlerden. Gerçeğe hü. Aşk ile semah dönen köyümüz canlarına teşekkür ediyor ve bugün anısına bir canımızla beraber çiçeğini takdim etmek üzere dernek yöneticimiz Ali Birim'i sahneye davet ediyorum. Evet sevgili canlar, sevgili büyüğümüz, köyümüzün Hasan Hüseyin Battal, namı diğer Battal Usta'dan gönlünden süzülmüş bazı dizeler var. Onları takdim etmek istiyorum sizlere. Aşkınız şavkınız varmış meğer, hoş geldiniz buraya siz güzel canlar. Gelip de bizlere şeref verdiniz, hoş geldiniz buraya siz güzel canlar. Battal Usta Kaya Belen aşığı, burada sallanmıştır onun beşiği. Hamza Şeyh dedenin burada eşiği, hoş geldiniz buraya, siz güzel canlar diyor. Değerli Battal Usta'mızı da alkışlarla teşekkür ediyoruz. Etkinliğimizin ilk festivalinden bugüne dek her türlü maddi manevi desteğini bizlere sunmayı sürdürüyor. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Evet yine aramızda çok değerli konuklarımız var. Uzun yollardan, uzak yollardan hatırımızı kırmayıp geldiler. Erdebil Horasan Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Aker ve İzmir Şube Başkanı Sayın İlyas Çelik aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Yine Dede Hüseyin Keskin de aramızda bulunuyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine bir mesaj var. Yine bir dost köyden, kardeş köyden. Ulu Bey'den geliyor, Süleyman Ertuğrul'dan. Sayın Kaymakamım, sayın uzaktan yakından gelen misafirlerimiz ve ozanlarımız, Kayabelen Köyü halkı ve yönetim kurulu adına hepinizi saygıyla selamlar ve saygılar sunarım. Kayabelen Köyü'nde kutlanan Hamza Baba'yı anma törenlerine hoş geldiniz. Yurdumuzun muhtelif bölgelerine serpilmiş yüzlerce erenler ve evliyalardan biri olan Hamza Baba da onlardan biridir. Himmetleri hepimizin üzerine olsun. Ben zamanınızı fazla almamak için sözümü Veli Baba Sultan'dan Hamza Baba'ya bir seslenişle bitireceğim demiş. Yeni bir gül açtı Kaya Belen'den. Tomurcuk halinde kokmaya geldim. Hamza Baba dede vardır dilimde. Eşiğine yüzüm sürmeye geldim. Selamı var Veli Baba Sultan'ın. Dokuz makberiyle orada yatanın, evliyalar sahibidir vatanın, Hamza Er'e halılar sermeye geldim. Gönlünde bu yolu tutan erenler, hakikati can gözüyle görenler, Hamza Baba nerede diye soranlar, kendine bir hizmet vermeye geldim. Süleyman dedeyim yatan erenler, himmet alır hizmetini görenler, eşiğinde yatar kıymet bilenler, daha başka yok mu? Sormaya geldim diyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Bizler de teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sağ olun, var olun. Evet sevgili canlar. Cumhuriyetin 100. yılı.
dedik. Biz de bu 100. yılı kutlamak adına sizlere küçük bir anlatı hazırladık. Şimdi ilk olarak bir videomuz var. O videoyu izleyelim ve anlatımıza geçelim. Anadolu'nun bozkırlarından yükselen bir yiğitlik hikayesi bu. Adı Cumhuriyet. Bize ışık olan bu güneş, Cumhuriyet güneşi. Her notayı, her rengi, her kelimeyi yansıtan bir bağlılık hikayesi. Perdenin arkasında, sahnenin önünde, özgür, bağımsız, bir ve beraber. Türkülerimiz direnişin, başkaldırının melodisi oldu bu topraklarda. Birlikte çok güldük. Her şen kahkaha aslında Cumhuriyet'in bize bir armağanıydı. Ve bize düştü sanatın diliyle. Her nota ve dizede bu özgürlüğü yaşatma. Türkülerde, şarkılarda, denizin mavisinden, dağların doruğuna, barışın sesi yankılandı. Ve o Cumhuriyet bize, kadınlarına bir kimlik, bir gurur, bir özgürlük aşıladı. Bugünden sonra sırtımız dik durmaya, sesimiz gür çıkmaya başladı. Bir aile gibi. Sevinçte de tasada da hep bir arada olduk. Bu şarkılar, bu türküler, bu filmler aslında hep birlikte yazdığımız bir destanın parçaları. Her kahkahada, her tebessümde saklı aslında özgürlüğün tadı. Gel de gör bu memleketi neşeyle, hüzünle ama hep dimdik ayakta. Girene, gülen, ağlayan ama asla pes etmeyen halkıyla, içten kahkahalarıyla, dost sohbetleriyle. Cumhuriyet! Seninle ilerlemek yaşayacağız. Aziz milletimiz, ulusumuzun yetiştirdiği değerli sanatçılar, yazarlar, müzisyenler ve bilim insanları, Cumhuriyetimizin ışığını yükselten bu toprakların özgür sesi, rengi ve nefesi oldunuz. Her bir nota, her bir kelime, her bir buluş, Cumhuriyetimizin ebedi ateşini yakan kıvılcımlardır. Ve bu kıvılcımlar eşsiz eserlerinizde de sonsuza dek yaşayacaktır. Tıpkı Cumhuriyet gibi. Ne mutlu, Türk'üm bir yana. Ne kadar? Evet, hepimizin kalbinde yer etmiş olan, yitirdiğimiz bu sanatçıların ağzından yapay zeka ile seslendirilen ve görselleştirilen bu videoda sanatçılarımızın aslında anlatmak istedikleri birey olarak değil ama sanatçı olarak varlık nedenlerinin Cumhuriyet olduğudur. Onlar Cumhuriyet'in çocuklarıydı ve Cumhuriyet sayesinde yeteneklerini ortaya çıkarıp toplumsal sanatın ve dolayısıyla toplumsal ilerlemenin önünü açtılar. Her ne kadar gerçekte bu cümleleri söylememiş olsalar da bu sanatçılarımızın yaşam felsefeleri ve dünya görüşleri tam da videoda söylendiği gibiydi. Evet, bugün bu topraklarda gerçekten iyi, güzel ne varsa tabii ki temelinde Cumhuriyet vardır. Aksini düşünmek en basit tabiriyle zeka yoksunluğudur. Bunun için bırakın geçmişi, sadece günümüzde dahi etrafımıza, bölgemize bakmamız yeterlidir. Cumhuriyetin olmadığı bir Arabistan yarımadasına bakın. Köklü Fars uygarlığının topraklarına bakın. Kadim Orta Doğu topraklarına bakın. Belki bu bahsettiğimiz ülkelerde adı Cumhuriyet olan rejimler vardır ama bir şeyleri eksikti onların, Cumhuriyet hamurunun mayası. Aslında bu toprakların, bu topraklarda yaşayan emekçi halkların yüzyıllardır özlemiydi Cumhuriyet. Ve tabii ki 100 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi heyecanla Cumhuriyeti ve üzerinde yaşayan halkları bir arada tutan bir tutkal, sahte cumhuriyetlerden ayıran bir belirteç, Mustafa Kemal Atatürk. Nitekim bu özlemi geçmişte çok defa gidermeye çalıştılar da. 1000 yıl önce geçimlerini sağlamak için bir umutla Anadolu'ya göç etmiş Türkmenlerin, bu zengin topraklarda niye hala aç ve yoksul olduklarını sorgulamalarıyla başlayan Baba İlyas ve öğrencisi Baba İshak'ın liderliğinde gerçekleşen direnişin özlemiydi Cumhuriyet. Bu direnişle başlayan özlem arkasında büyük bir miras bıraktı. Okunacak en büyük kitap insandır diyen Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Abdal Musa'yı ve bugün burada andığımız Hamza Şeyh Dede ve birçok Anadolu erenini bıraktı. Yarın yanağından gayrı paylaşmak için her şeyi diyen
Şeyh Bedrettin'i bıraktı mesela. Orta çağda kralların, derebeylerin, padişahların hüküm sürdüğü bir dünyada kısa bir süreliğine de olsa hep bir ağızdan türkü söyleyip hep beraber sulardan çekmek ağa, demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağa, ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber dediler, aydın ellerinde, kara burunda. Neydi bu? Yüzyıllar sonrası aynı topraklarda bu kez işgalcilere karşı direnişin ardından kurulan cumhuriyetin provası mıydı yoksa? Bozuk düzende sağlam çarp olmaz diyen Anadolu halklarının isyanının çığlığı olan Koca Haydar'ı, Pir Sultan'ı bıraktı mesela. Ferman padişahımsa dağlar bizimdir diyen Dadaloğlu bu özlemin başka bir sesi oldu. Daha nice umutlar, isyanlar, özlemler. Bugün geldiğimiz noktada kula kulluk yapmıyorsak bunu tabii ki cumhuriyete ve onun liderine borçluyuz. Borcumuzu ise ona sadece korumakla değil, daha demokratik, daha eşit, daha özgür, tam bağımsız bir cumhuriyet yolunda gitmekle ödeyeceğiz. Şimdi gelin cumhuriyetin kurulduğu yıllara şu küçük videoyla bir göz atıp gösterimizi tamamlayalım. Herkes yakını görür. Bazıları çok uzağa. Herkes bugünü ve yarını düşünür. Bazıları yıllar sonrasını. ...28 Ekim 1923 gecesinde Mustafa Kemal Çankaya Köşkü'nde bir yemek düzenlemişti. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yöneticilerini topladığı yemekte paşanın aklında tek bir fikir vardı. Birkaç ay önce sona eren Kurtuluş Savaşı'nı kesin bir zaferle taçlandırmak. 1918 yılında İngilizler İstanbul'a girdiğinde Boğaz'daki savaş gemilerini gören Mustafa Kemal, "Geldikleri gibi giderler," demişti. 1919 yılında Yunanistan, Fransa ve İtalya'da işgale katılmış, Anadolu'nun dört bir yanı savaş alanına dönmüştü. Mustafa Kemal ise halkı ve orduyu bir araya getirmiş, düzenli bir ordu oluşturmuş, Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş ve başkomutan olarak savaşı bizzat yönetmişti. ...1922 yılında zafer kazanılmış, işgalciler geldikleri gibi gitmişti. 1922 yılının 1 Kasım günü saltanat kaldırılmıştı ve Mustafa Kemal mecliste şu tarihi cümleyi sarf etmişti. "Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir." Artık bütün dünya Ankara'dan gelecek haberi bekliyordu. Türkler şimdi ne yapacaktı? Mustafa Kemal'in aklında en başından beri aynı fikir vardı. Cumhuriyet. Dünya değişiyordu. Tek kişi tarafından yönetilen devletler birer birer yıkılıyordu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Rus Çarlığı, Kutsal Roma İmparatorluğu gibi büyük devletler tarihin tozlu sayfalarına gömülmüşlerdi. Yeni dünyada söz sahibi olmak için cumhuriyete ihtiyaç vardı. Cumhuriyet, halkın yönetime katılması demekti. Adaletin, eğitimin, sağlık hizmetlerinin ve ekonominin herkes için fırsat sunması özgürlük demekti. Cumhuriyet, ülke sınırları içindeki herkesin eşit ve güçlü olması demekti. Cumhuriyet, çocukların rahatça okula gidebilmesi, tüm halkın eğitim alabilmesi, bilimin ve sanatın gelişmesi, ülkede değerli kurumların kurulması, herkesin kendi fikrini özgürce ifade edebilmesi demekti. Bazıları sadece yakını düşünür. Mustafa Kemal yıllar sonrasını hayal edip cumhuriyeti kurmaya karar vermişti. 28 Ekim 1923'te Çankaya'da arkadaşlarına şöyle seslendi. "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.
Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı için seçtiği 29 Ekim tarihi de tesadüf değildi. 1918 yılındaki işgali başlatan Mondros Antlaşması 30 Ekim'de imzalanmıştı. Mustafa Kemal 5 yıllık bir mücadeleyle o antlaşmanın tüm hükümlerini geçersiz kılmış, zamanı geri sarmış ve tarihi 29 Ekim'e getirmişti. 29 Ekim, bağımsızlık demekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihinde dünyadaki pek çok ülke hala krallıkla yönetiliyordu. İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelerde bile kadınlar oy kullanamıyordu. Üstelik medeni Avrupa ülkeleri yalnızca 10 yıl içinde yine tek kişiye bağlı diktatörlükler kuracak ve demokrasiden uzaklaşacaktı. Türkiye ise henüz 20. yüzyılın başında dünyanın bir adım önüne geçiyordu. 29 Ekim 1923. Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 101 pare top atışı yapıldı ve tüm ülke bu büyük zaferi bir bayram coşkusuyla kutladı. Cumhuriyet'le birlikte ülkede okullar, üniversiteler, adalet kurumları, hastaneler, fabrikalar, bankalar, yardımlaşma vakıfları, kültür merkezleri kuruldu. Türkiye, dünyaca ünlü bilim adamları, müzisyenler, edebiyatçılar, sporcular yetiştirdi. Cumhuriyet'le birlikte herkesin gelecekten yana bir umudu oldu. Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk. Teşekkürler Cumhuriyet. Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk. Teşekkürler Cumhuriyet. Evet. Gerçekten duygulanmamak elde değil. Ama ne mutlu ki Gazi Mustafa Kemal ve Atatürk gibi bir önderimiz var. Ne mutlu ki kuruluşta, kurtuluşta emeği geçenlere bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet diyoruz bir kez daha. Nice yüzyıllara diyoruz. Ve bu güzel gösteriyi hazırlayan köyümüzün değerli araştırmacısı Sayın Naci Oğuz'a da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun, eline yüreğine sağlık bir kez daha. Evet, sevgili canlar, böyle kavramları, böyle güzel anları tabii ki sözle ya da videoyla ifade etmek mümkün. Ama duygularımızı, heyecanımızı en güzel şekilde ifade etmenin yollarından biri de elbette ki halk danslarımız, halk oyunlarımız. Şimdi huzurlarınıza festivalimize ilk kez değil, daha önce de çoğu kez katılmışlardı, artık festivalimizin ayrılmaz parçalarından biri oldular. Bugün çok özel bir gösteriyle karşınızdalar. Bolvedin Hoyek Halk Dansları ekibi Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk adlı dans gösterisiyle sizlerle. Bu arada pilav dağıtımımız başlamıştır. Görevli arkadaşlarımızı mutfağa bekliyoruz. Burası Afyon'un Karahisar Kalesi.
Ben Şükrü Çelik adım. Ben Kazım'ım, Hasan'ım. Ben Yıldırım Kemal'im. Ben Aşık'ım, Hanife'yim, Fatma'yım. Ben Zeybe'yim. Biz Zeybe'yiz. Biz Türk'üz. Biz Atatürk'üz. Yeni bir süreç gibi doğacaktır.
Ankara 11 Haziran 1920. Kuvayi Milliye Umum Kumandanı Demirci Mehmet Efe kardeşime. Kahraman efelerinizi size gönderiyorum. Bu doğru özgü ve fedakar evlatları Bolu ve Düzce havalisinde memleketimizi gavurların esaretine düşürmeye çalışan hainleri pek kahramanca ve fedakarca bastılar. Vatanımıza büyük hizmetler ifa ettiler. Allah iki cihanda aziz etsin. Kendilerine ve umum kumandanları olan Zat-ı Ali'nize Büyük Millet Meclisi'nin kalbi ve samimi teşekküratını takdim eder, gözlerinizden öperim kardeşim efendim. İmza Mustafa Kemal. Bu kocaman ulus istedi miydi? Topunu tüfeğini yaradır bulur. Tüm dünyaya onurunu, bağımsızlığını korur yavrum, korur. İlan edilen Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 10. yılına ulaşmış ve Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya başlanmıştır. Ankara Seymen ekibi, Seymen oyunları ile bu kutlamalara büyük renk katmıştır. Yüreğinize sağlık efeler.
Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten çok duygulu, çok anlamlı bir gösteriydi. Bugünün anısına bu güzel ekibe çiçeğini takdim etmek üzere yine ekibin başkanı Fehmi hocamızı, Sayın Fehmi Baytaroğlu'nu sahneye davet ediyorum. Ve çiçeğini de yine dernek yönetim kurulumuzdan Ali Bey'den rica ediyoruz. Devam ediyor. Yine köyümüz gençlerinden lütfen ricamız mutfağımıza geçip çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olmalarıdır. Lütfen bu da bir ibadettir. Lütfen sizin de katkılarınızı bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha ayağınıza, yüreğinize sağlık. Evet, yine aramızda çok değerli isimler var. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Sayın Evrim Karakoz aramıza katılmışlardır. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine Afyonkarahisar İl Genel Meclisi üyemiz Sayın Mehmet Kemal Demirkırkan aramıza katılmışlardır. Hoş geldiniz. Aramızda yine kardeş köylerimizden, beldelerimizden temsilciler var. Onları da anons etmek istiyorum. Selçik Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Metin Özdemir, Selçik Köyü Muhtarı Sayın Veli İncekara, Bozan Köyü Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Sayın Bayram Demir, Bozan Köyü Muhtarı Sayın Hüseyin Dilek, Körküler Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Cihangir Büyük Korkmaz, Balçıkhisar Cihan Dede Cemevi Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Elmas, Balçıkhisar Köyü Muhtarı Sayın Dinnur Kabak, Ulubey Köyü Seyit Veli Baba Sultan Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sayın İsmail Boyacı ve Afyonkarahisar İl Kültür Müdürlüğü Görevlisi Sayın Mehmet Acar da aramızda bulunmaktadır. Hoş geldiniz, şeref verdiniz bir kez daha. Evet sevgili canlar, şimdi gelin şöyle yönümüzü güneye verip bir yolculuğa çıkalım. Balçıksarı, Atlısarı geçtik. Çobankaya, İcikli'ye bir selam verdik. Uzunpınar'dan Karadilli, Karacören derken şöyle Bozdurmuş belini aştık. Aşınca da karşımıza güzel mi güzel bir göl manzarası çıktı. İklim değişti, hani tıpkı şarkıdaki gibi. Akdeniz oldu. Güzel kokulu meyve bahçeleri, çiçekli ağaçlar arasında her daim dostlarımız var bizim orada. İyi günde, kötü günde, festivalimizde hep bizimle bir ve beraber olan dört kapı, kırk makam öğretisini düstur edinmiş, el ele, el hakka diyerek divana duran o canlar, işte aşk ile semahlarını dönmek için geliyor. Isparta, Yalvaç, Körküler Köyü Semah ekibi huzurlarınızda olacak. Ya ben çekeyim. Yeterli de aslında. 2,5 yıl. Çok güzel geldi. Thank you.
Kayabeden Köyü gençleri, sevgili arkadaşlar, Kayabeden Köyü gençleri mutfak tarafına geçsin hemen. Hemen mutfak tarafında bekleniyorsunuz. Yeah.
yanır döner göllerde. Ali yar, Ali yar, Ali yar, Ali yar, can direğinde. Muhabbet getirir de dost ellerinden, korkmaz ki avcı var deyi yollarda, can pire kurban. Muhabbet getirir de dost ellerinden, korkmaz ki avcı var deyi yollarda, can pire kurban. Ali yar, Ali yar, Ali yar, Ali yar, can pirevurda. Konup göçmek evli yalar işidir, konup göçki söylenesin dillerde, can pirevurda. Göçmek evli yalar eşidir, konup göçlü söylenesin dillerde, can pire kurban. Serçeşmeden gelir de suyun doğrusu, nasibimiz verir de pirin birisi. Ali yar, Ali yar, Ali yar, Ali yar, can pire kurban. Abdal bir sultanımda benzin sarısı, dede çekeceğim de yarın elinden. Bir sultan abdalında benzim sarısı, benim çektiğimde yarın elinden, can pirevurban. Birden bir haber al da gel şimdi, gönlüm gamını ötersin durma, gönlüm gamını çekersin durma. Kırklar seni de biledir bile, yediler hizmetin olmayın ola, ol Hızır Nebi'nde yardımcın ola, güruhun acıya yetersin durma, güruhun acıya yetersin durma.
gelen bahar yaz ayları gelende semah tutup gökyüzüne alanda yavru şahin teller yine değende alim dost dost diye ötersin durman alim dost dost diye ötersin durman. Ötersin barım derindi ol pirden bir haber al da gel şimdi gönlümün gamını ötersin durnan gönlümün gamını çekersin durnan. Oğlu der ki katlini yazar oturmuş ahu ben dini çözer Mecnun Leyla için çölleri gezer can ver ki canana yetersin durman can ver ki canana yetersin durman can ver ki canana yetersin. İsmi Şah, Allah Allah, Allah Allah, semahlarınız saf ola, günahlarınız af ola, muratlarınız hasıl ola, döndüğünüz çarkı felekler göstermelik için değil, hak için ola, Allah Allah, hak kabul eder, Allah Allah, semahlarınız yerini bula, Allah Allah, kırklar semana kaydola. Allah. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki mamların, on dört masum parkların, on yedi kemerbestlerin, kırkların, Anadolu evliyalarının, Rum erenlerinin, gayip erenlerinin, himmet ve hidayetleri üzerinizde ol. Allah Allah. Allah yardımcınız ola. Dil bizden, nefes ululardan, velilerden, evliyalardan, pirlerden ola. Allah Allah. Duamızın kabulü de yüce Allah'tan ola. Gerçeği hümmüne ya Ali. Allah İsmi Şah Allah Allah. Özü, naz, niyaz, teslim, temenna kapılarınız açık ola. Allah Allah! Darlarınız, divanlarınız kabul ve makbul ola. Allah Allah! Muratlarınız hasıl ola. Allah Allah! Günahlarınız aff ola. Allah Allah! Sallanan kollarınız, şah gören gözleriniz, niyaza inen başlarınız, Allah Allah diyen dilleriniz. Ağrı, acı, zeval görmeyen, Allah Allah. Bu semahları bizlere emanet eden Hazreti Muhammed Mustafa'nın da himmetleri üzerinizde eksik noksan olmaya, pirinizin de himmet hidayetleri üzerinizde ola, dil bizden, kerem erenlerden ola, Allah duamızı kabul eyleye, gerçeği ya. Niyazlar Hak'a. Ey canlar, hepinize aşkı niyaz ederim. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.
7.sini yapıyoruz. 27 festivalin hepsinde de ortak bir yön var. O da bu festivalin bir halk festivali oluşu. Ve halkın desteğiyle yapılan bu festival bugün 27 yılına ulaştıysa, 27.sı düzenleniyorsa elbette burada en büyük katkı başta Kayabelenliler olmak üzere yöremiz halkının, ülkemiz insanının katkı ve destekleriyle oluyor. Biz de her festivalimizde özel bir bölüm ayırıyoruz bildiğiniz gibi. Bir teşekkür babında belki de bu katkılarınız için hediyeli bağış etkinliğimiz var. Şimdi hediyeli bağış etkinliğimize başlayacağız. Ve sizlere 3 hediye, birbirinden değerli 3 hediye sunacağız. Öncelikle bir süremiz olacak ve bir tabii görevli arkadaşlarımız buraya bir kutu getirecek. Ve bağış etkinliğimiz başladı dendiğinde sizlerin bağışlarını bekliyor olacağız. Ve ilk hediyenin süresi dolduğunda artık kim son bağış yapmışsa hediyemizi ona vereceğiz. Sonra ikinci hediyemize geçip sonra üçüncü hediyemizi de bitireceğiz. Ben şimdi görevli arkadaşları sahneye davet ediyorum ve hediyeli bağış etkinliğimiz başlıyor. Bu festivallerin devam etmesi için sizin bağışlarınızın, sizin katkılarınızın tabii ki önemi çok fazla. O yüzden katılımlarınızı bekliyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Hediyeli bağış etkinliğimiz başlıyor. Evet, ilk açılışı da çok değerli kardeşim, benimle beraber bir önceki dönemde dernek yönetiminde bulunan Sayın Hasan Hüseyin Kaya 1 lirayla yapıyor. Sağ olsun, var olsun. Siftah senden, bereketi Allah'tan diyelim. Evet, bağışlarınızı bekliyoruz. Yine tabii ki burada öncelikli olarak yöneticilerimizden başlamamız gerekiyor. Onların ilk olarak etkinliğini ev sahibi olarak bekliyoruz. Evet değerli canlar. Dediğimiz gibi bu hediyeler çok anlamlı hediyeler. Başka yerde çok kolay kolay bulunamayacak. Hani yükte hafif ama anlam olarak, paha olarak gerçekten çok değerli hediyeler olacak. Teşekkür ederiz. İsmail Boyacı, Ulubey Köyü Seyit Veli Baba Sultan Kültür ve Turizm Derneği Başkanlığından 3000 Türk Lirası. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Alkışlarımız Ulubey canları için. Hüseyin Şen adına anne ve babası için anne ve babasından 500 lira. Veli Erim adına 200 lira. Hamza Erim ve ailesi adına 200 lira. Sultan Demirtaş Girgül ailesi adına 200 lira. Teşekkür ederiz. Yanar Kurşun adına 150 lira. Teşekkür ederiz. Nail Kaygısız adına 200 lira. Çok teşekkürler. Balcıksar, merhum Cafer Kayıran, Dürdane Kayıran adına 1000 lira. Devri daim olsun. Badem Karatepe adına 200 lira. Arda Sarıtaş adına 600 lira. Teşekkür ederiz Arda. Hatice Mustafa Sarı adına 200 lira. Çok teşekkürler. Cennet Çınar adına 1000 lira. Halil Erhan adına 200 lira. Evet, vakit yaklaşıyor. Merhum Kazım Can adına 200 lira. Çok teşekkürler. Duygu Bayram 100 lira. Çok teşekkürler. Karamanay ailesi 200 lira. Teşekkür ederiz. Nazmiye Salman 200 lira.
Isparta Ulubey'den Süleyman Bayındır adına 500 lira. Süleyman Demirtaş adına da 500 lira. Çok teşekkür. Satı Yılmaz 200 lira. Teşekkürler. Karadikli Yaşar Ay Yıldız 10 euro. Tabii çok görmediğim için bir bakayım. 10 euro. Teşekkürler. Süre azalıyor. Sultan Kurşun 300 lira. Yaşar Eser adına 200 lira. Sağ olsun, var olsun. Ulu Bey Veli Baba Sultan 400 lira. Süleyman Ertuğrul dededen. Sağ ol, var ol. Sadık Efendim, sağ olasın. Teşekkürler. 200 lira. Bozanlı Salman adına 100 lira. Balçık Sarlı Sultan adına yine 100 lira. Körküler 500 lira. Evet, hediyemiz hazır mı? Kazım Can adına 500 lira. Kuvru Çalkaya adına 100 lira. Mercan, Kurşun Mercan. 200 lira, çok teşekkürler. Balçık Sar'dan Döndü Alakuz adına 200 lira. Kışkıların Bozanlı adına diyoruz 200 lira. Umut Erhan adına 200 lira. Umman Şen adına da 100 lira. Çok teşekkürler. Sandıklı'dan Gülsüm Taşkelek adına 200 lira. Lale Şahin adına 200. Mehmet Şahin adına da 200 lira. Sağ olun, var olun. Hamza Zımba, Elisa Zımba adına 200 lira. Çok teşekkürler. Merdan Göktepe adına 1000 lira. Çok teşekkürler. Afyonkarahisar'dan ziyarete gelen Fatih Mehmet Burak adına 200 lira. Çok teşekkürler. Şerife Başyiğit, annesi babası Kazım Başyiğit, Halime Başyiğit adına. Çok teşekkürler, 200 lira. Menekşe Çakır'ın babası Kazım Başyiğit adına 400 lira. Halime Başyiğit, anneniz adına 400 lira. Oğlunuz Barış Çakır 400 lira, sağ olsun. Menekşe Çakır adına da 200 lira. Çok teşekkürler. Çakır dede adına 500 lira. Hasan dede adına. Akasan dede adına. Merhum. Evet. 500 lira. Hamza Çakır. Rahmetli Hamza Çakır adına 500 lira. Halil Çakır adına da 500 lira. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Sandıklı'dan Hamza Taşkilik 200 lira. Çok teşekkürler. Ulubey'den Gül Karasoy 200 lira. Arkadaşlar, hediye geliyor mu içeriden? Ulubey'den Ahmet Bağrı Açık adına. Ramazan Bacak. Sandıklı Ramazan Bacak 20 lira. Kiralı da tanıyor. Eline koluna sağlık. Nergiz Meşe, Ali Meşe adına 500 lira. Hatice Özcan annesi ve babası adına 200 lira, sağ olsun. Evet, ilk hediyemizi vermenin zamanı geldi. Sultan Çelik Kanat 1000 lira, çok teşekkürler. Mehmet Çelik Kanat adına da 1000 lira, çok teşekkürler. Malatya Mahmurek köyünden Nuri Vesile Peshen adına 200 lira ve hediyemiz de Malatya'ya gitsin. Hani deprem bölgemizde yaşayan canlara da bizden çok selam olsun. İlk hediyemizi Hamza Baki adına da 200 lira. Malatya'dan gelen canlar burada mı? Temsilen. Bir alalım, bir kendilerini selamlayalım, görelim. Emir Kırkpınar adına 400 lira. Sağ ol Emir.
Trakyalı Mandıra Camit 400. Emine Çelikel Ahmet Çelikel 200. Şehri Kızılkaya Ahmet Kızılkaya 500. Fadime Çelebi Sadık Çelebi 200. Sultan Çelikkanat Hamza Çelikkanat 200. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Ayşe Kızılkaya 100 lira. Hafız Salman adına 50 lira. İsmail Çelik Salman, Salman adına 300. İsmail Çelik Murtaza Çelik 200 lira. İzmir Akçaşar Dayanışma Derneği 500 lira, sağ olsun, var olsunlar. Hilmi Erhan 200 lira. Evet, Sayın Azamız Hasan Hüseyin Bey. Lütfen, o güzel sesinizi duyalım burada, biraz yardımcı olun lütfen. Halil Orhan 600 lira. İsmail Turna Çiçek adına 200 lira. Mehmet Gülmez annesi babası adına 200 lira. Seyit Gazi Üçsaray köyünden merhum İsmail Ateş adına 1000 lira. Çok teşekkür ederiz. Değerli Kayseri halkı, büyüklerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, bağışlarınızı biz de alalım. Şu CHP ilçe başkanlığından Yener Peynirci'den 1000 TL bağış hesabı bana gönderecek. Bu arada Caner başkanımız da askerlik hizmetini tamamladı. Hayırlı tezkereler diliyoruz kendisine, sağ olsun. Ulu Beyler Fatih Belediyesi'den 200 TL. Balçıksar Tekrem Mahallesi Çamlarından 300 TL. Hüseyin Hoca'nın 200 lira. Nasıl oluyor lan, bir isteğin arzu? Sayın Kemal Hocam. 50 lira. Sağ ol, sağ ol. Kemal Hocam, sesimizi duymuyor. Kayabelen Muhtarı'ndan Tekke Mahallesi'nden Murtaza Kayıran 10.000 TL. Tekkeli'den, Menevşe'den 50 lira. 200 lira. Ayşe Gülmez için. Süleyman Demirel adına 200 lira. 5.000 TL bağışta bulunuyor. İsmail hanımız için 200 lira. Ali Şahin'den 500 TL. Mustafa Alakuz adına 200 lira. Mustafa Elim'den 200 TL. Satı Orhan adına Güneytepe'den. Murat Elidahi 1000 TL. Adına 400 lira. Sağ olun. Fahriş 200. Bilal Özcan adına. Murat Şeyh 100 TL. 400 lira. Sağ olun. Mermin Şener Servet Çelik TL adına 500 lira. Evet gençler. Recep Şen 100 TL, çok düşük. Sultan Şen 100 lira. Şakir'in torunundan sağ olsun 100 lira. Sağ ol canım. Egemen'den 200 TL geliyor. Göztepe'li Mahir Kaya 200 lira. Mustafa Serpil 5 200 TL. Deniz'den 200 lira geliyor. Başakilin Hasan'dan Uğur adına 200 lira. Hamza Çelik 50 TL. Elif Acar 200 lira. İkinci hediyenin hazır olduğunu düşünüyorum. Fadime Sarıtaş 200 lira. İsmail Şencan adına 400. Değerli canlar, hepinizi Hacı Bektaş Veli Efendimizin saygısı ve sevgisiyle selamlıyorum. Ben fakir Ali Aker, Kütahya, Dumlupınar, Alların köyündenim. Şeyh Hamza dedenin öz torunuyum. 44 yıldır Almanya'da yaşadığımız için bir şekilde özümüzü tanıyamadık, özümüze sahip çıkamadık. 54 yaşındayım, 54 sene sonra dedemizin dergahına geldik. Ve bütün canlara, emeği geçen canlara canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Değerli canlar, bugün söylediğim gibi benim için gerçekten çok özel bir gün.
Hıdır Ellez Bayramımız. Şeyh dedemizin, Hamza dedemizin dergahındayız. Ve yarın 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramımız. Hepsi kutlu olsun. Bizim soyumuz Şahatay Sultan soyudur. Ve bunun bu konuyla alakalı Türk dünyasında Ankara merkezli vakıf kurduk. Bilim, ilim nedir? Bizim için çok önemlidir. Yüce Kur'an'ımızda da ilk emri nedir? Okuyun. O yüzden bu vakfı kurduk ki gençlerimize ışık tutalım. Geleceğimizi öğretelim. Daha doğrusu özgeçmişimizi öğretelim ki geleceğini iyi bilsinler. Bu vesileyle buradayız ve küçük bağışta bulunmak istiyoruz. Küçük bağışın devamı gelecek. Özgür Başkanım'la yeni tanıştık. İlerideki faaliyetleri Allah müsaade ederse biz beraber düzenleyeceğiz torunlar, evlatlar olarak. Tekrar hoş geldiniz. Hepinize canın gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'miz de ilelebet ayakta kalacaktır. Ulanlar Atatürk'ümüze biz Alevi canlılar her zaman sahip çıktık ve çıkacağız. Büyük alkış istiyorum. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Her zaman bekleriz. Çok teşekkürler bağışınız için de. Fadime Can'dan 200 lira geldi. Yeğenim Buğra Çelikkol'dan 100 lira. Sağ ol Buğra. Burcu Çakır 400. Ali Çelik 500. Elka Kanal 800 lira. Güneytepe Köyü'nden Cafer Özdemir 200 lira. Sağ olun, var olun. Evet. Üçüncü hediyemiz hediyelerin en güzeli. O kadar güzel ki biz onu paketlemedik bile. Ambalaj kağıdına sarmadık bile. Onu da getirelim. Ve onu da... Merhum Muharrem Orakuzu'dan 400 TL. Başçıksar Tekke Mahallesi gençlerinden 500 TL. Aydın Milletvekili Evrim Milletvekilimizden 2500 TL. Üçüncü hediyemizi sarmaya bile gerek. Onu hiçbir ambalaj, hiçbir paket, hiçbir şeyi kapatamaz onun ışığını çünkü. O yüzden hiç sarmaya gerek görmedik. Çünkü o bizi aydınlatan bir ışık Mustafa Kemal Atatürk. Hüseyin Çetinkaya 200 TL. Yoldaş Dağlı 200 TL. Hamza Türk adına 1000 TL. Mehmet Kızılkaya, Fatma Kızılkaya 200 TL. Canfer Avşar 200 TL Alanyurt. Hamza Özdemir 100 TL. Yusuf Aydoğan 100 TL. Yusuf Aydoğan tekrar 200 TL. Süleyman Salman 200 TL. Süleyman Salman 100 TL. Sultan Çelik Kanat 100 TL. Süleyman Kutlu 200 TL. Hafta Çelik Kanat 100 TL. Hüseyin Oğuz 1000 TL. Paramza'dan 600 TL. İsmail Şahin Fedai Zımba. Evet gençler. Şükrü Alakuzu. Makas Çarı 200 TL. Ayın İbrahim Emmi'den 100 TL. Selçuk Keyif, Selçuk Köyü Derneği adına da 200 lira. Çok teşekkürler Metin Başkanım. Sağ ol, var ol. Emine Kaygısız, Musa Aslan 500 TL. Hüseyin Şencan adına 1000 lira. 500 TL. Hasan Hüseyin Sarı adına 200 lira. Mevlüt Alakuzu adına da 100 lira. Teşekkür ederiz. Evet sevgili canlar.
27. Hamza Şehri'de Anma Hıdrellez Festivalimize kurban ve adak bağışı yapan canlarımız, hak kabul eylesin kurbanlarını. Serkan Şentürk, Özgür Şentürk, Hasan Hüseyin Battal, Hülme Erhan 2 adet, Veysel Çayır, Hüseyin Akgür, Büşra Şentürk, Hamza Kaya Palavime, Şen Ortaklar, Erdal Erhan, Hasan Hüseyin Kocaman, Talip Mercan, Hasan Hüseyin Kaya, Nergis Kaya, Emrah Kaya ve Şerife Fidan 2, Ayşe Bayram, Şükrü Demirtaş, Bayram Altıntaş, Umman Orhan, Hamza Çelikkol, Matem Yüksel, Hamza Erim, Cem Erim ve Kuzey Şencan, hepsinden hak razı olsun, hak kabul eylesin kurbanlarına, teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, sevgili canlar, bu arada merhum Hava Muharrem Yüksel'den de 100 lira geldi. Üçüncü hediyemizin de zamanı geldi. Ben burada bu hediyeyi bize Sayın Akça'dan 200 lira, ben bu hediyeyi izninizle bize 5000 lira bağışta bulunan çok değerli arkadaşımız, dostumuz ve muhtarlığımızın azalarından sevgili Hasan Hüseyin Kocaan'a takdim etmek istiyorum ve düşüncelerini almak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aydın milletvekilimiz, ben de bu bağışı Aydın milletvekilimize yapmak istiyorum. Çünkü çok uzak memleketten geldiler. Kendisi aslen kendi memleketim sayılır. Buyurun Sayın Vekilim, hoş geldiniz, şeref verdiniz bir kez daha. 100 lira bir bağış daha. Evet, kıymetli hemşehrilerim, kıymetli canlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Benim bu şenle 4. gelişim, bu ilk değil. Daha önce tabii milletvekili olmadığımdan böyle size hitap edememiştim. Ben ilkokulu ve ortaokulu Sandıklı'da okudum. Babam 20 sene boyunca Sandıklı'da öğretmenlik yaptı. Buraya da çok geldik, gittik. Bu şenliğin katlanarak büyümesi, bu şenliğin, bu birlik beraberliğin yıllar boyunca sürmesi için ben de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak üzerime ne düşüyorsa yapmaya söz veriyorum. Evet, ülke olarak da zor zamanlardan geçiyoruz ama buradan bu birlik beraberlik içinde tüm Türkiye'ye şunu da söylemek istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak eşit bir biçimde, adil bir biçimde, hak içinde, hukuk içinde, adalet içinde yaşamak istiyoruz. Biz bu zamana kadar Gazi Mustafa Kemal'in izinden yürüdük. Bundan sonra da yine hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyeceğiz. Buradan tüm Türkiye'ye 19 Mayıs öncesinde bunun da mesajını vermiş olalım. Ben kıymetli azamıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geçinim, hoş geldin. Geçinim, hoş geldin. Yanda Ramazan, Sandıklı'dan. Memnun oldum. Sizlerin için geldim. Aynı. Memnun oldum hepinize. Saygılar, herkes hoş geldi, hoş Özgür geldi. Özgür Erhan adına da 200 lira geldi bu arada, sağ olsunlar. Evet, bu güzel hediyeye teşekkür ediyorum. Ben de hazır burada azamız var. Azamıza muhtarlığı asmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu podresini emanet ediyorum. Atam izindeyiz, emanetinin her zaman bekçisiyiz. Çok teşekkürler Sayın Vekilim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık bir kez daha. Büyük bağışlarımızdan İsmail Şahin, yılın esnaflarından 20.000 TL. Alkışlıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Evet sevgili canlar, katkıda bulunan tüm canlara, bağışta bulunan tüm canlara bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bir kez daha gördük bu dayanışmanın gücünü, bu kardeşliğin gücünü. Gerçekten hepinize bu zor zamanlarda bize destek olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun bir kez daha. Ve şimdi gelmeye devam ediyor. Balçıksar Tekke Mahallesi Musa Kayıran 200. Mehmet Alakuzu merhum 200. Murtaza Meşe 200 TL. Merhum Kamer Alakuzu adına da 200 lira. Çok teşekkürler. Evet. Varsa bağışlarınız buraya da bekliyoruz. Ayrıca yine sahne arkasında arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaktır. Bağışlarınız gerçekten çok önemli. Bakın bu etkinliğin sponsoru, ana sponsoru belki de sizin bağışlarınız her zaman olduğu gibi. Asiye Yüksel 200 Mustafa TL. Mustafa 200 TL. Buyurun Sayın Vekil. Barış Canlar 1000 TL. Sefa getirdiniz. Değerli canlar, sevgili dostlar, öncelikle Ankara'da oturan Afyonlular adına burada bulunuyorum. Gerçi ben Balçıksarlıyım ama ilk öncelikle dernek başkanı olarak Ankaralıların sizlere selamını getirdim. Değerli dostlarım, ben aslında irticalen konuşacaktım ama bir ayrı söyleyeceğim olduğu için bunları yazıya döktüm. Sizi sıkmazsam bunu okuyarak sizlere anlatmak istiyorum. Sevgili Kayabelen sakinleri, kıymetli misafirler, sevgili canlar. Sağ olun. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Onur duyuyorum. Şeyh Hamza dedeyi anmak ve onun öğretilerini hatırlamak için bir araya geldiğimiz bu anlamlı etkinlikte beni davet ettiğiniz için hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara Afyonlular Derneği olarak memleketimizin kültür ve manevi değerlerini yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek amacıyla birçok faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Sizlerin desteğiyle hemşerilerimizin Ankara'da bir araya gelmesi, birbirini tanıması ve dayanışma içinde olması için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ramazan ayında iftar buluşmaları, geleneksel yemek günleri, eğitim seminerleri ve kültürel geziler gibi birçok programla derneğimiz hemşerilerimizin bir arada olmasına vesile oluyor. Şunu büyük bir gururla belirtmek isterim ki Ankara Afyonlar Derneği tüm Kayabelenlerin de evidir. Derneğimizin kapıları Ankara'ya yolu düşen, yardıma ihtiyaç duyan ya da sadece hemşerilik bağlarını güçlendirmek isteyen herkese açıktır. Burada Ankara'da memleket hasretini dindirmek, birlikte güçlü ve dayanıklı bir topluluk oluşturmak için her zaman sizlerin yanındayız. Şeyh Hamza Dede'nin hoşgörü, sevgi ve barış dolu öğretileri bizlere yol gösteren birer ışık gibidir. Onun manevi mirasını yaşatmak ve geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmalıyız. Bugün burada onun hatırasını yaşatmak için toplandığımız bu güzel etkinlikte bir kez daha birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Siz değerli Kayabelen Köyü sakinleriyle bir arada olmaktan ve bu güzel etkinliğe katkıda bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha dile getirerek hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli canlar, ben bekledim. Dedim ki herhalde son anda çağıracaklar, sağ olsunlar. Ben de bu güzel derneğinize, derneğim adına ve şahsım adına 1000 lira katkıda bulunuyorum. Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Churchill Mehmet Kaygısız'dan 500 lira.
Hüseyin Ersoy'dan... Arısoy, özür dilerim, Üzra. Sevgili canlar, haberini az önce ulaştığı için size şu anda ben anons edeceğim. Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal çok kısa bir süre içerisinde aramızda olacak. Bunun haberini ben vermek istedim. Teşekkür ederim. Emine Aktaş'tan 100 lira. Merhum Ali Can Baba, Ayşe Can Baba. Zühre Kurşun adına merhum. Hamza Aktaş adına 100 lira. Başkanım bir kez daha elinize ayağınıza yüreğinize sağlık. Şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Teşekkürümüz daha var. O da bugün bu güzel lokmamızı hazırlayan sevgili aşçımız Taceddin Usta'yı da sahneye davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Eline yüreğine sağlık ustam. Sağ ol, var ol. Ona da bir çiçek takdimi, teşekkür takdimimiz olacak. Davet ediyorum. Ustam, eline, yüreğine tekrar teşekkür ederiz. Eline, yüreğine sağlık. Sağ ol, var ol. Bu arada nasıl, beğendiniz mi? Gerçekten gece gündüz demeden her zaman yardımımıza koşan ustamıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi artık saz ve söz zamanı birazcık da. Yine gerçekten umut vadeden, hani denir ya, öyle bir ismi takdim etmek istiyorum. Çankırı'dan aramıza katılıyor. Sağ olsun, var olsun. Kuvvetli alkışlarınız Efecan Şengül için. Thank you.
sırası müstakim üzre gözetirim rahimi. İblisin talim ettiği yola net eyleme. İblisin talim ettiği Sadık ben.
Kendi fitili
kalmadı yarım. O senin derdin ben, ben yana yana. Dost ya dost ya dost. Yemeden içmeden sulam kesildim. Zülfüm kemendine kondum asıldım. O sen derdinden ben yana yana. Ya dost ya dost ya dost dost. Ya sen derdinden ben yana yana. Ya dost ya dost ya dost. Teşekkür ederim, sağ olun. Afyon havalarından bir vuracakmışız. Abimin isteğiyle. Selebirli Efe Bey'in isteği üzerine. Yani çok bildiğim bir şey değil ama bir şeyler yapalım. Türkülerle devam edelim bakalım. Yazılar yazılar.
Thank you.
insan bazen soğuğu sevmiyor böyle. Beni güzel diyoruz istek üzerine. Thank you.
karşıdır, karşıdır, gele karşıdır. Bir kere yüzümüze bakmaz.